Şimdi benim burada et suyum kaynıyor fokur fokur. Hemen içine şöyle biraz daha su ekleyeceğim. Eklenmiş zaten ama istediğim çizgide değil. Bu da tamamdır. İyice kaynasın. Hemen makarnalarımızı atalım. Neden fırın makarna? Biraz geç pişer çünkü. Bugün ben bunlardan kullanıyorum. Evinizde ne varsa hepsiyle olur. Hemen diğer tencereler, tavalar çıksın. Ne dedik? Mantarlı dedik. Şimdi bunun içine olabildiğince tuz ekleyeceğim. Aynı böyle suyunuz deniz suyu gibi olsun, tuzlu tuzlu. Şimdi tamamdır. Makarnaları artık atabilirim. Bunların böyle hamur kıvamına gelmesini istiyorum. Biraz fazla pişsinler. O böyle malzemeyle iç içe geçsin. Hafif bir börek kıvamında olsun. Şöyle biraz daha zeytinyağı ekledim. Hemen sebzeleri soteleyeceğim. Tavanın altını açtım. Yaklaşık böyle 1 kilo kadar mantara ihtiyacım var. Bir kısmı dilimlendi. Ben hemen göstereyim. Bugün biraz ince dilimleyeceğim. Bu kalınlık yeterli. Hemen buraya da zeytinyağı ekliyorum. Ocağın altını hiç kısmayacağım. Şöyle içine birkaç parça da tereyağı atalım. Yağım kızdığına göre hemen mantarları ekleyebilirim. Biberleri doğradıktan sonra hemen beşamel sosa başlayacağım. Tamamdır, bunlar da hazır. Mantarlar güzelce suyunu çekene kadar kendi halinde pişecekler. Şimdi beşamel sos yapıyoruz. Buna 3-4 kaşık tereyağına ihtiyacım var. Hepsini içine koydum. Biraz da zeytinyağı ekledim. Şöyle unumu getirene kadar kenara alıyorum. 1 litre süt için 4 yemek kaşığı un yeterli. Şimdi ne yapıyorduk? Unu kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Tam 1 litre sütümün hepsini içine koydum. Bunun içine ne koyuyorduk? Tuzumuz, karabiber. Şimdi muskat rendeleyeceğim ama önce kırmızı biberler buraya. Bu arada buna henüz hiçbir baharat eklemedim. Ne demiştik? Eser miktarda, yani şöyle 1-2. Bu kadar yeterli. Sosum da yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Hemen o arada taze soğanları halledelim. Yine bunları da böyle yarım santim, belki biraz daha küçük doğruyorum. Taze soğanlar da sosumun içine gidiyor. Benim istediğim kıvam tam bu. Normalde bazen daha katı yapılabiliyor bu tel çırpıcının izi kaybolmayacak kadar. Ama ben bu kıvamı makarnalarda çok daha fazla seviyorum. Şu an sosum benim için hazır. Hemen altını kapatıyorum. Makarnam da istediğim gibi oldu. Onun da altını kapatalım ve hemen süzelim. Makarnam da tamamen süzüldü. Bir kısmını üzeri için bırakacağım. Sanıyorum bu kadar yeterli. Makarnanın her yerine bu sosu buluyorsunuz. Daha doğrusu sosla makarnayı iyice buluşturuyoruz. Makarnanın önce yarısı fırın kabına girecek. En sevdiğim görüntü. En alta bir kısmını koydum. Şimdi harcı kapatıyorum. Son bir kere karıştırıyorum. Güzelce kaşığın tersiyle her yerine bütün harçtan gelmesini sağlayın. Hem de alttaki makarnayı hafif böyle ezelim. Şöyle güzelce düzlüyorum. Burada içine de ben biraz peynir koymayı severim. Ben yine kaşar peynirinden biraz da içine koyacağım. Şimdi kalanını olduğu gibi üzerine döküyorum hepsini. Şimdi kalan beşamel sostan üzerine koyacağım. Şimdi gelsin peynirler. 200 derece fırında
kaşar peyniri eriyip üzeri böyle nar gibi kızarana kadar pişecek. Hazır mısınız fırındaki o harika lezzetle buluşmaya? Sizi çok fazla bekletmeyeceğim. Hemen getiriyorum. Çok sıcak, dikkat edin. Evet. İşte burada.